Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz yeniden Onun Online kanalına. Yeni bir Beşiktaş Kare ile karşınızdayız. Karşınızdayım. Karşınızdalar. Hangisi hoşunuza giderse. Yorumları okudum. Yorumlarda yine her zamanki gibi iki tane yorum tarzından yorum tarzı var her zaman. Zaten bu her zaman iki tane yorum tarzı var. Bir tanesi normal şöyle yaparsak şöyle yapalım tarzında yorumlar görüyorum. Onlara çok teşekkür ederim. İşte mesela bir arkadaşımız demiş ki hiç orijinal sol bek almadın. Oyunun başından beri oraya mutlaka bir sol bek al. İşte ne bileyim onu şöyle yapman aslında daha mantıklı ama böyle yaparsan daha iyi olur. İstediğim yorum. Bir de suçlayıcı yorumlar var. Bakın eleştiri herkesin hakkıdır ve eleştirilen insanı kendini düzeltmesini sağlar ve daha iyi bir yere gelmesini sağlar. Eleştiriyi anlayabilirsiniz. Ama eleştiri çok farklı bir şeydir. Suçlama çok başka bir şey. Yani okudukça hem gülüp hem üzüldüğüm yorumlar var. O da şundan dolayı. Hem gülüyorum. Ya bir insan diyorum nasıl böyle bir şey düşünebilir? Üzülüyorum. Diyorum ki ya bizim gençliğimiz okula giden çocuklar bunlar mı diye. Yani farklı duygular yaşıyorum. Diyorlar ki Fenerbahçeli olduğun için Elif Elmaz'ı aldın. Camavinga'yı o yüzden almadın falan tarzı yorumlar var. Şimdi arkadaşlar. Birincisi Camavinga'ya 14 milyon euro önerdin. Tabii ki şey olmaz falan filan diyorsunuz ya. Şimdi birincisi sevgili dostlarım benim. Eğer bu kariyeri izliyorsanız 15-16 bölüm oldu. 15-16 bölümdür. İlk baştan beri Camavinga zaten bizim ön libero'da adayımız olarak girmişti. Daha sonra herkes şu aldı Camavinga'yı, bu aldı Camavinga'yı çok güzel dedikten sonra. Eğer izliyorsanız bu bölümleri ben demiştim ki. Ben herkesin bulduğu, herkesin keşfettiği. Mesela işte Tielemans bir önceki oyunlarda biliyorsunuz. O tarz oyuncuları istemiyorum. Kendim birilerini bulmaya çalışıyorum. O yüzden Camavinga'yı almamış. Camavinga'yı o zaman en başta alırdık. O yüzden almadık. Ha dedik ki ön libero arıyoruz. Orada da duruyor. Ben almak da istemiyorum. Sırf siz istediğiniz için girdim. Az teklif ettim. Dedim ki ederse eder, etmezse etmez. Ya bu ben Camavinga bizim karşı komşumu ya da ne bileyim bana küfür mü etmiş? Bana ne Camavinga'dan? Ben kendim oyuncular keşfedip yani böyle mesela Elif Elmaz'ı kaç kişi oluyor? Camavinga herkes oluyor. Ama Elif'e acaba lan 85-88 yapıp da oha lan bu da 85-88 oluyormuş. Meğerse bu da iyiymiş. Hani insanlara yeni bir pencere açabilir miyim? Ha diyorlar ki Elif Elmas'ı seviyorsun. Abi Elif Elmas'ı sevmek suç mu? Ya da sizin mesela siz de bir oyuncu seviyorsunuz. Sevmek suç mu? Bir insanı sevmek suç mu? Kaç tane teknik direktör var. Gittiği takıma kendi eski oyuncusunu falan filan götürüyor. Fatih Terim Milan'a gitti. Ümit Davalı'yı falan aldı yanına. Ya bu çok normal bir şey arkadaşlar. Niye bu kadar büyütüyorsunuz? Yine söylüyorum. Camavinga'yla alakalı mevzum bu. Ya söylerken de gülüyorum. Çünkü diyorum ki nasıl böyle düşünüyor olabilirler ya. Çok ilginç ama yine de söyleyeyim. Ben herkes onu tanıdığı için mesela Tielemans. İşte ne bileyim başka kimler vardı böyle müthiş oyuncular var herkesin bildiği. O oyunculardan biri olduğu için dedim ki onu almayayım. Çünkü herkes almış. Elif'i alayım. Mesela Elif gelişmeyecek zannederler ama gelişsin. Hani ve diyelim ki bakın işte Elif'i aldık ve Elif gelişti siz de alabilirsiniz. Size de böyle bir pencere açayım istedim. Eren'le alakalı konuşayım. Eren'le alakalı yorum yapmışsınız. Çok saçma transferdi. Arkadaşlar anlattım onu da anlattım. Bir daha anlatıyorum lütfen. Rica ediyorum dinlerseniz çok sevinirim. Zaten kalecim Ersin Destanoğlu var. Nübel var. İki kalecim var. İki kalecim olduğu için üçüncü kaleci zaten oynamıyor. Ya hiç olmadı Utku zaten potansiyelli bir kaleci gitsin. Göztepe'de falan kendini geliştirsin. Üçüncü kaleci olduğu için ben de Eren alayım. Eren benim çocukluğumdan beri tanıdığım bir arkadaşım. Lan sevdiğim bir çocuğu takıma alıyorum kızıyorsunuz ya. Çok ilginç gerçekten ya. Ya ilk kaleci olarak Nübel'i 84 satıp 56'lık Eren'i falan oynatırsam dediğiniz çok doğru olur ama belki de hiç oynamayacak Eren'i kadroya koymama kızıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen yapmayın canınızı seveyim ya. Valla seviyorum sizleri üzmeyin beni ya ne olur ya. Hadi yeni bölümümüz başlasın gençler. Mesela şöyle bir yorum yapmışsınız. Demişsiniz ki Todibo'nun hakkını yiyorsun abi. Merih Demir'in yerine oynamalı demişsiniz. Bak mesela bu güzel bir yorum olabilir. Bu bir eleştiri ve kabul edilebilir. Gençler şimdi Todibo'yu aldım Melih'in yerine. Sizin söylediğiniz gibi yaptık. Douglas Costa'yı buraya almam lazım. Alvaro'nun yerine. Douglas Costa bir uçak bu arada. Adama Traore de aynı. Ha bir yorum daha var. Bak onu da söyleyeceğim. Bir yorum daha var. Şimdi aklıma geldi. Bir yorumda da diyor ki Adama Traore ile bilmem Foyt mu ne işte onun ikisini satsaydın 104 milyon euro yapardı. Onunla manyak takım kurardın. Ya arkadaş onunla manyak takım kurardın dediğin şu an Talisca 86'lık bir oyuncu. Biz Talisca'yı alırken adamlar 50-60 milyon euro istedi. Nereye manyak bir takım kuruyorsun? İki tane 85-86'lık oyuncu alabilirsin. Bu bir. İkincisi ben bu adamları satmak istemiyorum ki. 85'lik Traore yaşına bakıyorum 26 yaşında. Daha bana belki 6 sene daha oynayabilecek 85 overall olmuş bu adam. Ben bu adamı niye o fiyata satayım? Yüksek fiyat söylüyorum. Diyorum ki bu fiyatı alıyorsan al, almıyorsan alma. Çok yüksek fiyat söylememin sebebi
o fiyata hem Traore over'ında bir oyuncu koyup hem de bir mevkiye daha oyuncu koyabilir miyim? Ya koyamıyorsam, sadece bir mevkiye alıyorsam niye satayım abi? Kalsın bende daha iyi. Hem de bu adamlar kaç yıldır emek veriyor ya. Yüksek fiyat vermemin sebebi arkadaşlar o fiyata satacağımı düşünmem değil. Kabul ederlerse ederler, etmezse ben ne kalır diye. Neyse, uzun bir konuşma oldu ama yeni sezon güzel olacak diyelim. Burada da şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim size. Diyorsunuz ki şu çocuk mesela, bak şu Göçek var ya, Göçek çok iyi gelişir diyorsunuz. 73 doğumlu zaten, 18 yaşında daha, bunu geliştirelim istiyorsanız. Beceri hareketleri arkadaşlar, biliyor musunuz bilmiyorum, size sormak istiyorum ama beceri hareketleri şu an 3 yıldız ya bunun. Bunu geliştirdiğimizde, dribbling falan çalıştırdığımızda acaba beceri hareketleri 4'e çıkıyor mu? Yoksa oyuncu ilk çıktığında nasılsa öyle mi kalıyor? Benim için oha zayıf ya 5. Yoksa oyuncu ilk çıktığında nasıl kalıyorsa öyle mi arkadaşlar? Ona bir cevap verirseniz çok sevinirim. Gelişiyor mu gelişmiyor mu, o benim için önemli. Şimdi kadromuza yeniden bakalım arkadaşlar. Stoperimize geliyorum. 2 tane hediye var mı? Var. 2 tane orijinal, 2 tane yedek. Eyvallah. Sağ bekime geliyorum. Sağ bekim var. Yedekte Belenavo var. Doğru mu doğru? Traves. Traves'in yedeği yok. Sol bek hediyemiz yok. Guendouzi. Baktığımız zaman Elif Elmas var. Bir ön libero yediğimiz var sadece. Bir ön libero yediği daha lazım. Talisca'nın yediği yine bunların hepsi olabiliyor. Pedri hepsi oynayabiliyor. Costa'nın yediği hepsi oynayabiliyor. Traore'nin yediği olabiliyor. Haaland'ın yediği Greenwood var. Sadece bir ön libero yediğiyle bir sol bek yediğim kalmış. Onun haricinde takımımız tamam. Ha, bir yorum daha var bak. Bir yorum daha var. Bunu da unutuyordum az kalsın. Bir diyorlar ki Greenwood için başka bir takıma farklı bir fiyat verdin. Galatasaray'a farklı bir fiyat verdin. Galatasaray düşmanısı mısın? Böyle bir şey. Ya arkadaş, ya ne olur rica ediyorum ya. Arkadaşlar bakın, evde şu anda karantina falan filan var. Evden sokağa çıkma yasağı var. Bu yorumları yapan arkadaşlarım ne olur birazcık kişisel gelişimlerinize önem verin. Kitap okuyun, ne bileyim hani YouTube'da farklı böyle kendinizi geliştirebilecek şeyler, onlar var, onları izleyin. Birazcık büyümeniz lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray'a farklı bir fiyat ver. Tabii ki farklı fiyat vereceğim. Galatasaray alsın. Adam bana gol atsın mı isteyeceğim? Yani bu nasıl bir... Hani şöyle mi düşünüyorsunuz? Galatasaray bana teklif edecek. Holey, Galatasaray bana teklif etti. Greenwood'u bedavaya vereyim mi diyeyim? Herhalde ki adamlarla şampiyonluk yarışım var. Niye vereyim Galatasaray'a? Abi çok ilginç yorumlar var ya. Vallahi uzun zamandır yorum okumuyordum. Diyordum ki ya iyi bir kitle var falan. Arkadaş yine... Neyse ya. Arkadaşlar şöyle bir oyuncu buldum ve çok ilgimi çekti. Bakın bir sol bek Renan Lodi diye. Değeri 41 milyon euro, serbest kalan bedeli 37 milyon. Yani biz bunu 37 milyonu alsak değerinden ucuza alıyoruz. Yani ben bunu yarın bir gün satmaya kalksam, bakın çok ilginç. Ben bunu yarın bir gün satmaya kalksam, yani 41 milyon euro değeri varsa herhalde 55'e falan satarım. 37 alıp 55'e satıp, abi inanılmaz bir transfer. Benim şu anda 37 milyon 100 liraya ihtiyacım var. 37 milyon 100. Hemen bu parayı bulmam lazım. Çünkü büyük bir kar var burada. Arkadaşlar Almiron 28 yaşında, 80 overall'ı var. 17 milyonda değeri var. Almiron'u transfer listesine ekleyeceğim. Niye diyeceksiniz? Çünkü 37 milyona şu an ihtiyacım var. Hayır, Almiron'un yediği de var. O yüzden sıkıntı yok. Pedri var çünkü Douglas Costa'nın yediği. Boşu boşuna şey yok. Zaten bir kardeşimiz öyle bir yorum atmış. Yunus Emre Aydın, çok teşekkür ederim güzel yorum için. Sol bek al ne olur ne olmaz. Yediğin 67 sıkıntı olmasın demiş. Çok güzel bir yorum. Çok teşekkür ederim. Böyle yorumları keşke daha fazla yapsalar. Evet, Ümit kardeşim. Şu an biri daha baktım. Ümit Aras kardeşimiz. Onur, kaç bölüm oldu? O kadar bölge transfer yaptın. Orijinal sol bek almadın. 3-4 tane sol kanat oyuncun. Almiron, Pedri varken Douglas Costa hepsini diyor sat diyor. Sol bek şey al diyor. Sol bek al diyor orijinal. Çok teşekkür ederim Ümit'ciğim. Yorumunu hemen değerlendireceğiz. Ve haklı olduğunu söyleyeyim sana. Doğru söylüyorsun. Hemen bir tane sol bek almam lazım. Arkadaşlar bu arada Mahmut Göçek 73 overall olan arkadaşımız, 18 yaşında olmasına rağmen 8 milyon euro bir değeri var. Mutlaka bu çocuğun üstüne gitmemiz lazım. Arkadaşlar ligimizin ilk maçı, son zamanlarda iyi bir performans yakaladım falan diyor Ginter. Yani bize diyor ki hocam ben diyor oynatırsanız falan filan düşüneceğim diyelim. Ama şu anda öyle bir şey yapamam çünkü Ozan Kabak'la alakalı rapor geldi ve aylık izleme raporu. Ozan Kabak'la alakalı raporumuza bakalım. Ozan Kabak 21 milyon euro değeri var. 81'de overall'ı var. Nasıl olabilir? Schalke'de oynuyor. Türk oyuncumuz 20 milyon euro. Az takım seviyesinde diyor. Bakalım bununla daha sonra ilgileneceğiz. Bu arada benim kesinlikle alabiliyorsam Endinga'yı bir de almak istiyorum, onu söyleyeyim. Çok iyi bir oyuncu buldum. 16 yaşında 72 ile 94 arasında potansiyel var. Aydın Kaymak. Umuyorum ki sol bek oynayabiliyordur. Oyuncuyla sözleşme imzaladı diyelim. Ne oynuyor acaba? Hemen bakmam lazım. Aha sol bek. İşte arkadaşlar geleceğin sol bekini buldum. Valla kimdi o bana yorum yazan? Barış mıydı arkadaşımız? Geleceğin sol bekini buldum. Şimdi bu Aydın Kaymak denilen arkadaşımızı hemen kadromuz A takımı yükseltiyoruz.
Ve buna sadece transfer şey transfer diyorum. Sadece şey antrenman basıyoruz arkadaşlar buna. Bu oyuncularla her yıl şampiyon olabiliriz dedim. Meri'yi soruyorlar. Doğru kişi olduğunu kanıtlayacak diyelim Meri için de. Bu da tamamdır Meri. Elif Elmas diyelim. Doğru kişi olduğunu kanıtlayacak. Her zaman aynı yorum yapalım bakalım. Şimdi kadro merkezine gelip arkadaşlar burada iki tane kadro var biliyorsunuz. Her zaman bunu yapıyordum. İki tane kadromuzdan ikisini de düzenleyeceğim. Daha sonra sıkıntı çıkmasın. Gündüz'ü burada oynuyor. Göçek oynayacak arkadaşlar. Sağ tarafta. Lig maçlarında Göçek oynayacak. Lig maçının diğerinde sol bekte Kaymak oynayacak. Sol açıkta Pedri. Forvet arkasında da cam mevkisinde oynayabiliyor değil mi Abdülkadir? Hem sağ açık hem cam oynayabiliyor. Bu arada Todibo'nun biz ön libero oynayabildiğini unuttuk. Yani Elif Elmas da burada Todibo oynarsa Gündüz ne olacak? Evet arkadaşlar biz Todibo'nun ön libero oynayabildiğini unuttuk. Aslında biz böyle yapmamız lazım. Buraya Ginter değil de buraya Merih gelecek. Foyt'un yerine Ginter gelecek. Şimdi böyle yaparsak olmaz. Bir dakika. Şimdi Todibo. Arkadaşlar Todibo ön libero oynayabildiği için ve lig maçlarında Todibo genelde oynayacağı için. Bence bizim ana kadroda mesela burada Todibo var. Ana kadroda Merih'i koymamız lazım. Todibo'nun yerine Merih'i koyacağım ben. Todibo'nun yerine Merih'i koyacağım. Burada Todibo yedekte kalmış olacak. Diğer kadroda Todibo oynamış olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar iki tane takımımız hazır. Biz şu takımla oynayacağız. Adamı Traore, Merih Demiray, Foyt, Aarons bilmem ne Kökçü tamamdır. İlk maçımız iç sahada Gençler Birliği. İlk sahada Gençler Birliği maçında güzel bir farklı skor bekliyorum. Farklı bir skor. 4-0. Foyt sakatlandı işte ya. Bu arada Pedri yedeklerden girdi. Haaland ilk maçta golünü attı. Orkun Kökçü iki tane salladı ama Foyt sakatlandı. Foyt sürekli sakatlanıyor arkadaşlar. Arjantin milli takımını hatırlıyor musunuz? Daha şey olmadan direkt sakatlanmıştı ya. İnşallah sakatlığı fazla değildir Foyt'un. 3 gün oh Allah'tan fazla değil. Allah'tan fazla değil. Şampiyonlar Ligi gruplarına bakıyorum arkadaşlar da Şampiyonlar grupları daha çekilmemiş. Galiba bu ayın sonuna doğru çekiliyordu. İkinci maçımızda Sivasspor'a karşı deplasmanda var. Maçı yine simülat edeceğiz. 1-0 kazandık arkadaşlar. Anderson Talisca 2 tane. Haaland attı golünü. Orkun Kökçü bir tane daha attı. Orkun gol kralına gidiyor vallahi. Tebrik ediyorum Orkun'u. Bir de bir sorun var sizlere. Yani sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Acaba ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar Orkun Kökçü şimdi inanılmaz goller atıyor ya. Çok iyi goller atıyor ve çok fazla. Acaba diyorum cama koysam yine aynı gollerden daha fazlasını mı atar? Yoksa acaba o mevkiye alıştı ve artık o mevkide çok daha iyi oynuyor hiç ellemeyelim mi? Evet arkadaşlar Pedri için bir transfer teklifi var Fenerbahçe'den. Şimdi biz Fenerbahçeli olduğumuz için arkadaşlar hani Fenerbahçeliyiz ya biz. Hani biz şeyiz ya Galatasaray'a çok yüksek fiyat verdiğimiz zaman saygısızlık yapmış oluyoruz ya. Alın arkadaşlar size Fenerbahçe'ye vermiş olduğum teklif. Tamam. Tamam mı arkadaşlar bakın. Alın size şey. Fenerbahçeli arkadaşlar. Beni Fenerbahçe kariyerlerinden siz çok iyi tanıyorsunuz. Bununla alakalı ne demek istediğimi, şu teklif yapmamın sebebi ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Ama çok ilginç. Bazı arkadaşlarımız çok fanatikler. Fanatik oldukları için de farklı yerde şeyleri anlayabiliyorlar. Umuyorum Fenerbahçe kardeşlerim güzel yorumlar yapabilirler. Onur abilerine. Yani bunu yanlış anlamayacaklarını biliyorum. Şimdi Real Madrid Alexander Nübel adlı oyuncu 51 milyon euro 800'ü karşı almak istiyor. Şimdi 51-800 eyvallah çok iyi fiyat. Harika fiyat çünkü biz bedavaya almıştık. Ama ben Nübel'i şu anda sattığım anda ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım yani 80 milyonluk şu. Önce bir şöyle bir şey yapalım. 84 overall'u olan bir kalecimiz var. Nübel'in 84 overall'u var. Biz buna çok iyi bir fiyat teklif. Ama ben bu kısa sürede acaba oyuncu kaleci alabilir miyim? Yetki veya diyorum. 80 değildi abi sen onu 100 milyon euroya 88 mi diyor? 80 milyon zaten yapmışlar değil mi? 98. Şöyle bir teklifte bulunsunlar bakalım. Eğer bunu verirlerse şu an kaç para teklifte bu? 51 milyon euro bir teklifte var. 51 milyon euro ben satmam 51 milyon euroya. İç sahada Alanya Spor maçı var arkadaşlar. Kadromuzu bu sefer değiştiriyoruz. Birazcık şöyle bir kadrolu oynayacağım. Elif Elmas'ın falan oynamasını istiyorum. Göçek burada. Foyt var. Bunda, bu çocukların biraz oynamasını istiyorum arkadaşlar. Kendi sahamızda. 3-1 kazandık. Göçek gol attı. Abdülkadir Ömür gol attı. Talisca sondan girdi gol attı. Greenwood sen de bak bayağıdır forma bulamıyordun. Forma buldun koçum. Değerlendir bunları tamam mı? Greenwood için bir transfer teklifimiz var. 37 milyon euro. Tabii ki ya bunlar komik fiyatlar. 54 milyon euroluk yerde Greenwood'u 37 milyon almaya çalışıyorsun. Kardeşim saçmalama diyorum. Sana şey bildiğinde bile bulamıyorum. Direkt reddediyorum yani kusura bakma. Evet sağ bek Belanao için bir transfer teklifi 11 milyon euro. Bu çok az bir fiyat. 11 milyon euro olmaz. Bunu satarsam sağ bek edeyim olur mu? Foyt vardı galiba sağ bek oynayabiliyordu. 14 milyon euro diyor. 22 yaşında daha. Bunun ben geliştirebilirim. Çok az yani. Yetki ver diyeceğim.
16 milyon euro, evet 16 milyonla şöyle bir 14 milyon euro arasında bağlayabilirsiniz, bu çocuğu gönderelim. Çünkü bana para lazım. Ben biliyorsunuz sol bek yediği var. Arkadaşımızı unuttum, arkadaşı kardeşimizin de Barış'tı galiba. Bir yorum yapmıştı. O yorumu değerlendirmek adına bir sol bek almak istiyorum. Ama o sol beki de çok iyi olan sol beki alacağım. Oradan bayağı bir fiyat tasarrufu, yani para kazanacağız arkadaşlar. Çok iyi para kazanacağız orada. Bir sene sonra çok 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 iyi fiyat satabiliriz. Çok da iyi para kazanabiliriz. Ama onun için önce almam lazım. Serbest kalma bedelini ödemem lazım. Greenwood için transfer teklifi 31 milyon euro Leipzig. Leipzig'cim hoş geldin. Evet. Şimdi Leipzig'cim. Sen bana artistik yapmıştın. Bir oyuncuyu bana sat demiştim, satmamıştın değil mi? Şimdi bak, ne yapacağıma iyi bak Leipzig, bak. Bak ne yapacağıma iyi bak. Geliyorum. Görüşme yap diyorum Leipzig. Ben seninle biliyorsun görüşme yapmıştım ve sen bana artistik yapmıştın. Adams'tı sanırım. Hoş geldin canım. Otur bakayım şöyle. 30 milyon teklif ediyorsunuz, tamam. Benim yeni transfer ücreti istiyorum. Şöyle. 900 milyon 999 milyon 999.999. Ne diyorsunuz hocam? Ne diyorsunuz hocam? Hadi bakalım. Hadi hocam ne diyorsunuz? Evet. Heh. Güle güle canım. Anca gidersin canım. Anca gidersin. İntikam soğuk yenen bir yemektir koçum. İşte bu. Güle güle. Bir daha da Beşiktaş'ın kapısına gelmeyin. Oo, hangi takımlara, milli takımlara gidilmişti bir dakika. Nübel Almanya, Adama Traore İspanya. Aferin. Greenwood İngiltere, Tavares Portekiz, Norveç'e gitmiş Haaland, Orkun Gökçü Türkiye, Melih Türkiye, Abdülkadir Türkiye, Foyt Arjantin. Bak Foyt sakatlanıp gelme ne olur ya. Deplasmanda Antalya maçı. Deplasmanda mı? Bu çocuklarla alamam. Ana kadroyu alalım. Ana kadro. Güzel bir skor gelsin. 2-0. Merih Demirel sakatlandı. Adama Traore bu arada 2 tane gol birden attı. Merih Demirel sakatlandı. Hadi be, kötü oldu. Neyse, Merih sakatlandı. Hiç olmadı Todibo var orada. Bir şeyler yapabiliriz. Umuyorum ki fazla değildir. Hemen şu bir sakatlığa bakalım fazla mı değil mi. Oyun sakatlığı 2 hafta, tamam olabilir. Görüşmeler 16 milyon fiyatı çok yüksek oldu. Bu görüşme bitti gözüyle bakabilirsiniz. Tamam, kendileri bilir. Oyun sakatlığı anlattı. Bilmem ne bilmem. Greenwood için transfer teklifi yorumuna bunu bakmıştık. Arkadaş niye benim bu satış sitesine koyduğum Almiron mu ne onun için transfer teklifi gelmiyor ya? Evet, artık son anlara girdik arkadaşlar. Transferin son saatleri. Abdülkadir için bir teklif var. Abdülkadir ya Rami'ye ya da Unkapan'ına gidelim. Adamı Traore için de bir teklif var. 61 milyon euro. Neden satmadın diyen arkadaşlarımız da şöyle bir baksın. Adamı Traore her zaman sattığı bir oyuncu. 61 milyon euro bir teklif var Napoli'den. Adamı Traore'yi şu an oraya satarsam benim 85'lik bir oyuncum yok ve her şeyi kaybedebilirim. Ne yazık ki. Yani 75 milyonu Paris Saint-Germain'den reddetmişiz. Pardon, onlar reddetti 75 milyonu. Yani biz onlara 75 milyon istemişiz. Adamı Traore için de keşke şöyle bir şey olsa. Mesela nasıl onlar, ben mesela takas sunabiliyorum. Ben de onlardan oyuncu isteyebilsem acaba, yani takasa. Yetki ver diyelim 61 milyon euro. 89 milyon eurodan başlatalım. Bunu şunu da şöyle bir bakalım. 88 milyon euro. 88 milyon euro Adama Traore için olabilir mi? Bence olabilir. Niye olmasın? 88 milyon euro. Olabilir ya. Adama Traore için bir teklif. Abdülkadir Ömür için 28 ile 19 arası verebilirmiş. Yani 28 ile 19 arası. Abdülkadir'i biz kaç para aldık bilmiyorum ama 28 ile 10. Ben bunu bir görüşme yapacağım. Çünkü benim o oyuncuya ihtiyacım var arkadaşlar. 37 milyon euroluk bir oyuncu vardı. Görüşme yap diyeyim. Abdülkadir'i iyi fiyata satmam lazım. Sol beki alabilmem için. Çünkü orada bayağı bir kar var. Gerçekten çok iyi kar var. 23.500. 23.500 olmaz. Yeni transfer ücreti. 27. 27'de anlaşalım hocam be. 27'de anlaşalım. Yerimizi kırmayalım ya. 23. Hocam bak. Son teklifimi yapıyorum sana bak. Son teklif. 25.400. Hadi ver 25.400 hocam. Sen kimsin, Freiburg mu? Senle de görüşeceğim. Freiburg he. Hepiniz göreceksiniz. Foyt için transfer teklifi. Foyt Red Bull Salzburg. Foyt'u tabii ki bu fiyatlara satamam. Foyt benim için ileride inanılmaz gelişecek bir oyuncu. Hem de sağ bek de oynayabiliyor. Hem sağ bek oynuyor hem stoper. Kusura bakmayın. Teklifi reddetmek zorundayım. İyi günler. Almiron'u niye kimse istemiyor ya Almiron'u? Rıdvan Yılmaz için bir transfer teklifi var. 950 lira. Buna bakmıyorum bile. Hiç uğraşmaya gerek yok Rıdvan Yılmaz için.
Yani sol bekte bir kalsın oyuncu. Benim için şu an lazım olan Almiron'un satışı. Kimi almışlar? Fenerbahçe Kiya ve Hover'den 7 milyon karşılığında el sıkıştı. Kiya ve Hover. Ekuban gitmiş bu arada Trabzon'dan. 2 tane oyuncu almış Trabzonspor. Arkadaş şu Almiron niye satılmıyor ya? Almiron'u bir de transfer listesine koydum ben. Niye satılmıyor acaba? Poyet için Leicester City'den bir transfer teklifi. Bunların hepsini arkadaşlar şöyle olumsuz karşılayacağız. 45-41-45-800. Bak aynı fiyatı vermişler. 45-800. Yani bu fiyatlar benim için çok düşük. Yetki ver. 69 değil. Şöyle 89 olursa eğer. 89. Ve 77. Bu fiyatlara satabilirim. Bunlar izin vermem. Abdülkadir için kaç para vermişler? Bak 28 milyon isteyebilirsiniz diyor. 21 milyon euro teklif var. Görüşme yapmam lazım. Yani görüşme yapalım. Abdülkadir'i iyi bir fiyata satalım. Yani hocam 21 milyon euro düşük bir fiyat ama 28... Ya şimdi adamı da bir anda kaldırmayalım. 27.700 diyelim hocam. 27.700'de ne diyorsunuz? Maksimum ücret bu kadar diyorsun. Maksimum ücret olmaz da hocam. O zaman şöyle yapalım. 25 yapalım. Sen de mutlu ayrıl. Ben de mutlu ayrılayım be. 24.200 diyorsun hocam. 24.200. Kabul. Eyvallah hocam. Kabul ediyorum 24.200'ünü. 24.200 Abdülkadir'i hemen satmamız lazım ama Abdülkadir'i şu an sattığımız anda alamıyoruz ama yani satıldı mesajının gelmesi bana sadece 3 saatim kaldı. Satıldı mesajının hemen gelmesi lazım. Satıldı gelsin, satıldı anlaştılar gelsin. Tamam Foyt, tamam abi, ne olur şunu satıldı mesajı gelsin. Son 1 saatim. Mesaj gelsin artık. Satıldı mesajı gelmedi. Bakalım bir Abdülkadir nerede gözüküyor bizde. Hayır. Transfer ofis. Transfer bütçesi 20 milyon gözüküyor. Abdülkadir geç satıldı. Al, son bir şeyde satıldı. Benim transfer şeyim kalmayınca satıldı. Al, şimdi satılmıştır değil mi? Aha, başarısız oldu mu? Vay be. Tamam, benim için daha iyi. Hiç olmadı Abdülkadir kalmış oldu. Ben Abdülkadir'i yine satabileceğim. Lig içinde satacağım. Yani sol bek alamadım. Eyvallah, sol bek alamadım. Bu arada Rıdvan Yılmaz'a 1 milyon euro bir teklif var. Sol bek alamadım. Ne kadar? 1.200 falan diyor. 69. Sol bek alamadım. Sol bek alamadım ama bir tane yeni bir çocuk geliştiriyorum sol beke. O yetişebilir mi acaba? Rıdvan Yılmaz şimdi kalsın o çocuk yetişen. O çocuğu oynatıyorum ben zaten. Yani 1 milyon euro 1 milyon euro. Yok ya, Beşiktaş'ın çocuğu galiba bu çocuk. Teklif reddedi diyelim. Bu Beşiktaş'ın çocuğu abi. Abi. Abdülkadir'i satamadım. Almiron'u satamadım. Bunları mutlaka satmam lazım. Ve Sadık için transfer tabii. Kemal Sadık. Bunların hepsini verelim arkadaşlar. Kurtulalım bunlardan artık. Çünkü kadro çok kalabalık. 45 milyon 800. Foyt için bir teklif. Yetki ver. Az önce de söylemiştim. Foyt için istediğim fiyat benim budur. Ve uygun olan da budur. Yani bunları verirseniz Foyt'u veririm. Onun haricinde vermem. Çünkü 2 sene sonra zaten vereceksiniz. Foyt için transfer teklifi falan filan. Almiron için transfer teklifi daha yeni geliyor arkadaşlar. 17 milyon euroluk bir transfer teklifimiz var. 18 isteyebilirsin diyor. 18 isteyebilirsin diyor aslında. Ben bir görüşme yapayım mı arkadaşlar? Görüşme yapayım bir. Belki bir tık daha fazla satabiliriz ya. 20 milyon, 21 milyon falan filan öyle bir şey satabiliriz. Çünkü yani 17'lik bir teklif var. Değeri kaç para arkadaşımızın? Şu anki değeri 17.500. Onlar da bize 17.500 teklif etmiş. Yani hocam 17.500 iyi. Bak birbirimizi kılmayalım. Sen ona bir 21.500'e çık hocam. 21.500. Yani çok birbirimizi kılmayalım hocam. 18.200 diyor. Yani karşı teklif o zaman şöyle yapalım. 18.200 ile 19.600 diyelim hocam. 19.600 ne diyorsun? Anlaştık. 19.600'e sattık. Daha satmadık tabii ki, anlaşması lazım. Eğer anlaşabilirse anlaştığı anda biz de hemen gideceğiz, o sol beki alacağız. Neden o sol beki alacağız? Şimdiden, hatta çok güzel olacak, ona şimdiden sözleşme imzalatabilirsek kendisi takımında oynadığı için aynı zamanda overall da yükselecek. Overall da yükselecek arkadaşlar, çok önemli. Hem biz satın almış olacağız hem de onun overall'ı kendi kendine yükselmiş olacak. Merih Demiray, gel bakalım oğlum sen. Şöyle bir çekil, Todibo'ya bırak orayı, tamam mı Merih'ciğim? Todibo oynasın bu maçta. Evet, iç sahada Gaziantep maçı. Berabere kalmışlar. Almanya, Osvillian'la oynamışlar. Osvillian'la. Aarons golünü attı. Traore attı. Haaland attı. Haaland boş geçmemeye devam ediyor. Demiray'ı sakat sakat niye sokuyorsun oyuna ya? Demiray'ı oyuna sokuyor sakat sakat. Aha. İşte Şampiyonlar Ligi. Beklediğimiz an geldi gençler. Çilekli lollipop. Seversin aşkım. Evet arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi.
Bizim biliyorsunuz ki can damarımızdan vuran yer bizi Şampiyonlar Ligi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarımız dediğimiz anda Manchester City. Abi bana her sene zaten bir tane böyle gelecek. Beşiktaş, Roma, Basel. Yani bu gruptan çıkmamız çok zor gibime geliyor. İlk maçımız da Roma'ya karşıymış. Yani aylık izleme raporu eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olasın, bize güzel bir şey yapıyorsun ama var mı burada 94 falan öyle bir oyuncu? 94, 90 var. 62, 72. Bunların hepsini bırak. Bunlar bana göre değil. Şimdi Almiron'u zaten satmıştık. Roma maçıyla karşınızdayız. Hemen şurada bir idman var, onu idmanı kaçırmayalım. Önceleri sessizdir ayrılanlar, mutluluğu başka yerde ararlar. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Beşiktaş. Komutan, bu maçta her şey olabilir. Maçı sizi sabırsızlıkla bekliyorduk diyelim. Beşiktaş, seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Roma takımının galibiyet şansına, futbolun kazanma şansımız yüksek diyelim. Böyle bir cevap verelim. Takımımızın moralini iyice yukarı çıkartalım. Son zamanlarda yüksek falan tabii ki devam edebilir. Dikkat, tabii ki devam edebilir. Takımım şu anda çok mutlu. İlk 11'im de güzel bence. Bu maçta her şey olabilir. Bir de iç sahada oynuyoruz. Roma'ya karşı simülat edecek bir maç. Bakalım şöyle bir kalem. Nübel, Ernst, Foyt, Todibo, Tavares, Kökçü, Gunduzi, Traore, Douglas Costa, Tarişka ve Haaland. 2-1 Barcelona'ya mağlup olmuşlar. Yani şey olmuş, kötü skorla. Daha farklı olmaları lazım. Evet, gözümüzü açıyorum. Beşiktaş, seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Todibo, seni yakalayacağım. Bu kırmızı kartın hesabını soracağım. Devamında da aklıma bir şey geldi, oraları çok söylemeyeyim. Arkadaşlar, 64. dakikada Todibo kırmızı kart gördü. Yenilebilirdik ama yenilmedik. Yenilmedim, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Ya Todibo, ne oluyor ya, Föğüt için görüşmen kesildi, kendileri bilir. Rıdvan Yılmaz, satmıyorum babacığım, satmıyorum. Rıdo'yu satmıyorum. Aymiloncuğum, son zamanlarda iyi performans boşver, düşüneceğim diyelim de sen bir git ya. Takımdan git oğlum, sen ne oldu, sen sana bir teklif vardı, ne oldu o, bir dakika dur bakayım. Aa, kabul edildi diyor. Ha, görüşme sürüyor diyor, yani şu anda görüşme sürüyor. Biz de tabii ki Rıdvan Yılmaz'ı vermiyoruz, teklif reddediyoruz arkadaşlar, Rıdvan Yılmaz'ı vermeyeceğiz. Görüşme sürüyor. Greenwood oğlum, bak seni oynatıyorum, yedek kadroyla çıkıyorum bu maça. Yani senden artık gol bekliyorum, bak Haaland oynuyor falan filan. Ama yani senin de oynadığın maçlara gol atman lazım. Hadi Greenwood, at bir tane oğlum. Bak olmuyor mu, bak Elif Elmas iki tane salladı. Elif Elmas iki tane salladı. Elif kendisine sallayanlara iki tane salladı. Koçum Elif Elmas, en güzel cevap verdin. En güzel cevap verdin. Oynayacaksın ve en güzel cevabı sen vereceksin koçum benim. Almiron, bak oynamamak beni ayak kırıklığına falan diyorsun. Takım yöneticisi sen değilsin diyeyim. Senin iyice moralini bozayım ki git bu takımdan. Git bu takımdan. Sadık için transfer edelim. Babacım bana bunlarla Kemal Sadık mı? Ya Kemal Sadık, bir dakika dur, Kemal Sadık. Ön libero Kemal Sadık, kabul edelim. Şunlardan kurtulalım ya. 500-600 ne varsa verelim, kurtulalım arkadaşlar. Evet, Ajax Orkun Kökçü için 68 milyon euro bir teklifte bulundu arkadaşlar. Orkun Kökçü daha 21 yaşında, 86. Oha, Talişka'ya geçmiş overall olarak, 86 olmuş Orkun. İnanılmaz. Yani teklifi reddediyoruz tabii ki. Yani bu tekliflerin hepsini reddedeceğiz. İsa'da Denizli Spor maçı var arkadaşlar. Yine aynı kadroyla oynayacağız. Forvet'te Greenwood var. Umuyorum Greenwood gol atar. Bak bayağıdır gol atamıyorsun Greenwood. 5-0, 3 tane. İşte bu ya oğlum. Bayağıdır gol atamıyordun oğlum, işte bu. Abdülkadir bu arada sakatlandı. Pedri golünü attı. Kökçü ile Talişka girmiş. Hiç gerek yoktu bence. Keşke sokmasalardı. Göçek oynamış. Ginter, Foy. Bak Kaymak oynuyor. Bak bu çocuk da kendini geliştirebilir. Üzerine koyabilir. Beğeniyorum o çocuğu. 3 puanımız var City ile. Sam City'nin 3 puanı var. Hem benim 3 puanım var. Galatasaray ezeli rakibini 2-1 yendi diyor. Aa, idmanları kaçırmayalım lan. Ya idmanları kaçırdık. Allah kahretsin. Bir idman kaçırdım. Hemen bir şeye gidelim arkadaşlar. Şu röportajlara bir gidelim bakalım ne durumdayız. Ne diyor? Konsantre olmalıyız. Takımın baskı altında kalacak. Elbet kadın galibiyet alabilir mi? Elbette alabilir. Niye alamasın ki yani? Biz de şu anda bir takımız. Futbolda kazanma şansımız yüksek. Manchester'ın galibiyet şansı var mı? Takımının kazanma şansımız yüksek diyelim biz. Arkadaşlar böyle söylemek zorundayız. Aslında bunların hiç, tabii ki hikaye. Tabii ki diyelim şuna da. Arkadaşlar Almiron satıldı diyor. 15 milyon euro diyor. Eklendi sizin şeyinize. Ama benim 15 milyon euroya o oyuncuyu alamıyorum galiba. Bir saniye. Nerede benim sol bekim? Bu Rodi. Bunun serbest kalan bedeli 37 milyon euro. Serbest kalan bedeli. Satan ve teklif ötür, kiralanma serbest kalan bedeli. Benim şu anda kaç param var? Bir 37 milyon euro var mı benim? 37 milyon euro.
Nasıl oluyor ya? Devre arasında gelecek galiba arkadaşlar o para. Devre arasında gelecek. Evet, deplasmanda City'ye karşı oynayacağız. Büyük bir maç olacak. City tabii ki çok favori. Çok çok favori hatta ama bizim de oyuncularımız boş değil. Douglas Costa, Talisca, Haaland bunlar da bir şeyler yapabilirler. Neden olmasın diyorum. 3-0 Basel'i yenmişler. Gözleri kapatmıyorum bu sefer. Korkumla yüzleşiyorum. Orkun Kökçü kırmızı kart görmüş, hırslanmış görmüş. Bizim için çok yaralı bir maç oldu. Şundan dolayı yaralı bir maç oldu. Hem Orkun Kökçü'yü bir sonraki maçta oynatamayacağız. Bir. Hem Adama Traore sakatlandı. 2. Yani Foyt güzel gol attı. Foyt. Hani niye? İngiltere'de zaten talipleri var. Hiç olmadı gol atarak biraz daha taliplerini öne çıkaracak ama bizim için hem kırmızı kart hem sakatlık kötü oldu. 6 hafta forma giyemeyecek diyor. Adama Traore. Bittik. Evet, deplasmanda Kasımpaşa maçı. Kadroya alınmayacak oyuncuları otomatik düzeltiyoruz ve bu şekilde oynatacağız arkadaşlar. Nedense orta sahada kimse olmadığı için 3-0 kazandık. Haaland gol attı. Douglas Costa attı. Gündüz'ü. Douglas Costa'dan gol göremiyorduk. Güzel oldu gol atması. Sevindirici oldu. 3-0 kazandık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yeni maçımız olması lazım ama önce planlarımı yaptı diyeyim. Evet, iç sahada Göztepe arkadaşlar. Yedek kadromuzla çıkacağız bu maça. Çünkü bir sonraki maçımız Şampiyonlar Ligi olabilir. Greenwood 3 gol atmıştı bir önceki lig maçında. Burada da atarsa dediğim anda atamadı. Haaland geldi attı. Douglas Costa gollerine yavaş yavaş başladı arkadaşlar. O biliyorsunuz atamıyordu gol. Douglas Costa yavaş yavaş başladı gollerine. İyi oldu. Şimdi son maçımız Basel'e karşı. Nerede oynuyoruz? Sanıyorum kendi evimizde oynuyor olmamız lazım. Basel'e karşı iç sahada oynuyoruz. Hemen bir takımımızın moralini yükseltip geleyim ben. Arkadaşlar iç sahada Basel. Ana kadromuz. Güveniyorum çocuklar ama şuraya Orkun Kökçü'nün yerine gidiyor şeyi koyuyor ya. Fatih'i koyuyor. Fatih Aksoy'u koyuyor. Elif Elmas varken. Elif Elmas'ı koyacağım ben oraya. Adama Traore zaten sakat. Oraya bir Almiron olabilir mi? Almiron olur. Bu maç benim için önemli arkadaşlar. Ben bu oyuncuları şey yapmaya gerek yok. Yani iyi oyuncular gelsin burada. Ginter burada olsun. Bilal Başaoşukoğlu mesela bakın. Bilal Başaoşukoğlu bayağıdır oynamıyor. Bilal bayağıdır oynamıyor. Acaba şöyle bir forma şansı mı versen bilmiyorum Bilal'e. Şöyle bir gelelim. Bilal'e acaba şu forma şansı mı versem Douglas Costa'nın yerine ama bilmiyorum. Yok. Belki hoca isterse yedeklerine sokabilir. Haydi bakalım çocuklar diyoruz. Ve Bilal Başaoşukoğlu'nun da olduğu bir kadroyla Basel'e karşı kendi sahamızda, iç sahamızda bu maçı kazanmamız lazım diyorum. Ve gençler size güveniyorum. Bakmıyorum. Az önce baktım yenildim. Bakmıyorum. 4-1. Elif Elmas yine 2 tane salladı. Kalu bu arada 1-0 iken penaltı kaçırmış. 1-1 yapamamış. Haaland attı. Bu arada Gündüz attı ve Elif Elmas 2 tane birden attı. Yani şimdi bu adam Amerika'da olsa beğenirdiniz. Bu adam Amerika'da bu şov yapsa da beğenirdiniz. Ama bu adam Türk çocuğu, Türk gibiyse bir şey yapacağım. Bu adam Kavaminga'yı alsaydı beğenirdiniz. Kavaminga 2 tane gol atsaydı beğenirdiniz. Ligde de 2 tane atsaydı beğenirdiniz. Ve bakın görüyor musunuz nasıl transfer derdiniz. Ama bu adam Elif Elmas. Elif Elmas'a demezsiniz. Çünkü o Elif Elmas'ı ben aldım. Çünkü Elif Elmas daha önce Fenerbahçe'de oynadı diye Elif'i övmezsiniz. Çok güzel yaptın değil mi? Evet arkadaşlar yani kısacası şöyle söyleyeceğim. Şu Elif'in atmış olduğu golleri başkaları atmış olsaydı şu anda hemen Kamavinga atmış olsaydı gördün mü bak biz sana söylemiştik falan derdiniz. Adam Şampiyonlar Ligi'nde tak 2 tane, ligde 2 tane sürekli sallıyor. Bu arada 56 olarak aldığımız Eren'de 65 yaptık arkadaşlar, bilginiz olsun. Hani ona da laf söylemiştiniz. Onu da 65 yaptık. Hocam ilk kadro yazacak isim değilim diyorsun. Eyvallah Greenwood, doğru söylüyorsun. Forma giyemekten şikayetçisin. Senin için farklı bir strateji değerlendiriyorum. Ya kardeşim gidin başımdan ya. Sen kimsin? Bakayım. Greenwood. Talibin'i düşüneceğim diyelim. Greenwood'cum senin için farklı bir şey değerlendiriyorum. Çok farklı. Yani diyeceksin ki hocam bunu nasıl böyle düşündün? Ya hocalar işte böyle şeyleri düşünürler Greenwood. Bak sen gel bakayım son zamanlarda iyi performans yakaladın. Meriç'cim sen bir dur. Bak ne yapacağım senin için. Şimdi bizim şey sakat. Ne onun adı? Greenwood'u koyacağım oraya. Bak Greenwood. Çünkü sen sağ açık oynayabiliyorsun sağ orta saha değil mi? Aynen sağ orta saha. Sağ orta saha yapayım bunu. Oynayabiliyorsun sen. Talisca, Haaland. Bak Greenwood seni koyuyorum. Hadi yine iyisin. Tavares falan filan. Şimdi Foyt. Sen oynuyorsun. Todibo. Melih dedi ki bu maçı oynatır mısın hocam dedi. Kusura bakma be. Bir maçlık oynayalım. Orkun nerede? Orkuncum gel koçum. Yerine tekrar geç. Elif Elmas çık oradan oğlum. Böyle hemen şımarma Elif'cim. Sen de oradan çık. Şöyle bir bakalım yedeklerimizde kimler var. Bu maçta farklı bir şey yapacağım bu arada. Nübel'i çıkartacağım. Eren'i koyacağım. Hadi bakalım Eren. Güveniyorum sana. Bir maçta ilk 11 çık koçum. Ve bu takıma ben de varım de. İşte böyle oyuncuları alacaksınız ve böyle oyuncuları oynatacaksınız
ve Beşiktaş'a kazandıracaksınız arkadaşlar. Deplasmanda Rize'ymiş. Arkadaşlar özür diliyorum. Eren'cim kusura bakma, deplasman maçıymış. Hemen burayı çaktırmadan çekil oradan Eren'cim. Kendi sahamızda zannettim. Hemen burayı kimse görmemişsin. Arkadaşlar az önce olanları görmediniz, tamam mı? Öyle bir şey olmadı. Deplasmanda Rize. Deplasmanda Rize ya da Unkabanı'na gidelim. Bakmıyorum. Baktım. 1-1. What the fuck? Fasistas man. 1-1 ya. Yani yedek kadroyla mı çıkalım arkadaşlar? Yapmayın ya. Bize spon maçında daha iyi oynamam gerektiğini falan filan ya. Rica ederim. Kendini suçlama. Kendini suçlama Melih'cim. Tamam mı koçum? Şimdi bak, seni oynattım, hiç şey yok. Greenwood. Hocam teşekkürler, oynattım falan. Bunlar yok. La kimse kusura bakmasın. Az önce ana kadroyu oynattım. Ana kadro hikaye. Bir şey yapamadı. Yedek kadroya gireceğim tekrar. Şu kadroyu bir düzeltelim tekrar. Çünkü bayağı bir karışıklık oldu. Adama Traore nerede? Adama Traore normalde burada oynuyor değil mi? Kökçü, Gündüzlük, Demiral'ın yerine burada şey oynuyor, Todibo oynuyor, Tavares, Ernst, Nübel. Ana kadromuz zaten bizim bu. Burada bir şey olmasın, bir bozukluk olmasın arkadaşlar. Şunu şöyle bir yapalım. Ve gelelim diğer kadroya. Şu diğer kadroya dedim. Greenwood forward oynaması lazımdı. Abdülkadir Ömür oynuyordu burada. Oynayamamış. Göcek burada. Bellana, Ginter. Foyt iki takımda da oynuyormuş. Foyt, Ginter, Todibo da oynuyor burada. Böyle olmaz. Burada Merih oynaması lazım. Yani Ginter ve Merih olacak burada. Merih Demiray. Kaymak, Pedri, Elmas, Todibo, Abdülkadir Ömür'ün yerine buraya da bir maçlık kimi koysak. O bir maçlık onu böyle yapalım da kendisi ayarlasın onu. Bu maçta Eren'e de şans vereceğim. Eren bu maçta oynasın arkadaşlar. Haydi bakayım Eren'cim, kendini göster koçum. İlk sahada Malatya maçı. Burada bir sakatımız vardı. Abdülkadir Ömür'ü sakat oynatıyor. Ben bunu istemiyorum, sakat oynamasını. Orkun Kökçü oynatacağım arkadaşlar. Orkun Kökçü biliyorsunuz camda hiç oynamadı. Bakalım camda oynayınca neler yapacak koçum benim. Yavaş yavaş dikkat ediyor musun Orkun? Bak seni cama doğru koymaya başladım yavaş yavaş. 1-0 kazandık ve Elif Elmas attı. Yani Elif Elmas inanamıyor. Ya abi ne oluyor benim takıma ya? Rakip takım dakika 4'te bir anda böyle bir şey battı arkadaşlar. Bazen diyorlar ya, bazen insan kalp krizi geçirir ama fark etmez. Böyle bir şey olabilir mi acaba bilmiyorum. Acayip bir anda bir şey battı, böyle nefes alamadım gitti. Ya rakip Walter kırmızı kart görmüş dakika 4'te. 90 dakika boyunca kendi sahamızda 1-0 yiyoruz ya. Elif Elmas galibiyet golünü attı arkadaşlar, unutmayın lütfen. Lütfen unutmayın Elif Elmas'ı. Elif Elmas'ı unutmayalım be. Yani çok merak ettiğim için bakacağım. Hedeflerden uzağız diye bir Beşiktaş'ta şey var. Neyin hedefinden uzağız bakın. Ne diyor ya lütfen. Ne Allah aşkına neden uzağız, bir dakika dur ya. Kritik, yurt içinde başarı. Nasıl kritik abi, ben yüksek, düşük, altyapı yapmışım. Takımda aynı pozisyonda oyuncuların ortalama genel reytingi yüksek potansiyel olan 20 yaşından küçük en az 2 oyuncu transfer et. Takımda aynı pozisyonlardaki oyuncuların ortalama genel... Ne diyor ya, hiçbir şey anlamadım. Forma satışından 150 milyon euro kar ediyor. Ben ne yapayım, ben mi satıyorum formayı? Güzel forma yapın. Allah'ım yarabbim ya. Oyuncu maaşlarının %10 oranında altında tut diyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale kal. Tabii canım ya. Tabii yarı finale kalayım. Hatta şey yapayım ya ben... Hatta şey yapayım arkadaş ben... İstiyorsan yani, eğer sizin için uygunsa Bayern Münih'e 8 at falan diye bir görev verseydiniz onu yapsaydım ya. Oyuncularım gereken kapasiteye sahip arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Stratejik adam oyuncularımız sıkı çalışıyor. Her zaman yeni taktikler geliştirilir diyelim. Şöyle sakın böyle havaya girmeyelim. Havaya girdiğimizi şöyle tabii ki diyelim arkadaşlar. Ve moralimizi, takımımızın moralini çok yüksek yaptık. Çok yüksek yaptıktan sonra hemen deplasmandaki Basel maçını geliyorum. Hangi kadro var? A7 kadro olmaz. Hemen geliyorum, şuradan kadromuzu değiştiriyorum. Aronson yerine oynatacak birini kendisi bulur. Şöyle değişik kim yapmış bakalım. Foyt'u koymuş mudur oraya? Belanova'yı koymuş, eyvallah. Haydi çocuklar, Basel'le deplasmanda oynuyoruz. Yenebiliriz bence. 3-1 be. 3-1 be. Kalu yine penaltı kaçırmış. Arkadaşlar bu Kalulu diye bir oyuncu var. İlk maçta da penaltı kaçırmıştı. İkinci maçta da penaltı kaçırmış. Demek ki Nübel'e de helal olsun diyorum, Nübel'e. Dortmund bu arada 3-1 kazanmış. Acaba şeyi merak ediyorum. Bizim çocuk oynatıyorlar mı Güven Yalçın'ı? Foyt yine gol atmış. Arkadaşlar Foyt defans olmasına rağmen çok gol atıyor. Orkun Kökçü'nün golü var. Douglas Costa'nın golü var. Aferin çocuklar. Sevgili dostlarım like atın lütfen. Video like atmadan çıkmayın. Bir de sizden bir ricam var. İzliyorsunuz ama abone değilsiniz. Abone sayısı her yükseldiğinde ben biraz daha mutlu oluyorum. Diyorum ki vay be bir iş yapıyoruz ama yükseliyor falan. Mutlu etmek isterseniz abone olun. Etmek istemiyorsanız canınız sağ olsun. Ne diyeyim yani, sonuçta istediğinizi yapabilirsiniz. Bu bölüm burada sona eriyor. Bir sonraki bölümde sizden şunu rica ediyorum. Manchester City'nin ikinci maçını oynayalım mı oynamayalım mı? Onunla alakalı hatta bir tane belki buraya bir yere kart koymuş olabilirim. Bir anket yapmış olabilirim. Oynayalım mı, kendimiz mi geçelim? Onu da soruyorum sizlere. Abonelik ve like işleri tamamsa bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Kırdığım üzdüğüm birisi varsa kusura bakmasın. Ama sizler de beni kırmamaya çalışın, tamam mı? Hadi bakayım, öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.